Arkası yarın. Keyifçi 3. bölüm. Yapım Mehmet Köseoğlu. Eser Tayfun Türkili. Program yönetmeni Haluk Kesim. Seslendirme yönetmeni Yılmaz Meydaneri. Ses kayıt Ahmet Atalay. Montaj Hasan Dinç. Seslendirenler Yılmaz Ertuğrul Postoğlu. Metin Erhan Özçelik. Sabri Bey Nevzat Çankara. Suna Esen Gencer. Müvezzi Şemsay Çankara. Birinci delikanlı Nezih Gündüz. Piyasaya sürdüğü uyuşturucuyla gençleri zehirleyip insanları acımasızca öldüren İstanbul polisine zor günler yaşatan ve adına keyifçi dedirten Cani her fırsatta polisin elinden kaçmaktadır. Bu işle görevli cinayet masası amiri Yılmaz ve polis şefi Metin bütün çabalarına karşı keyifçiyi bulamadıkları gibi işlediği cinayetlere de engel olamamaktadırlar. Keyifçi eski bir uyuşturucu satıcısı olan ve poliste takibi bulunan Vakkas adında bir barmeni öldürür. Yılmaz ve Metin barmenin metresi Pınar'ı yakın takibi alarak ondan bir şeyler öğrenmek isteseler de bu sefer keyifçi Pınar'ı da öldürür. Çaresiz kalan Yılmaz bütün eski uyuşturucu satıcılarının peşine bir polis takar. Gayesi o uyuşturucu satıcıları vasıtasıyla keyifçiye ulaşmaktır. Bir gün polislerden biri Yılmaz'ı arayarak Zehra adında eski bir uyuşturucu satıcısından şüphelendiklerini söyler. Yılmaz da polise Zehra'yı takip etmeleri emrini verir. İşte Pınar gidiyor. Önce evine uğradı, sonra elinde bazı paketler evden çıktı. Sanırım elindeki paketler esrar ya da eroindir. Bakalım bunları kime götürüyor. O da ne? İleride duran siyah araba ışıklarını yakıp söndürerek birine işaret veriyor. Vay canına! Pınar o arabaya yöneldi. Paketleri açık camdan attı. Şimdi de hiç durmadan gidiyor. Lanet olsun! Beni fark etti. Üstüme üstüme geliyor araba. Dur polis, dur diyorum sana. Geçmiş olsun Metin Bey. Olayı az önce duydum, hemen geldim. Önemli bir şey yok. Birkaç sıyrıkla atlattım. Ne oldu anlatsanıza. Dün gece papağan bardan ayrıldıktan sonra Vakkas'ın metresi olan Pınar'ı takip etmeye başladım. Evet. Saat neredeyse sabaha geliyordu. Sonra kız eve girdi. Elinde bir paketle dışarı çıktı. Büyük bir ihtimalle o paketlerde uyuşturucu vardı. Mutlaka öyledir. Vakkas'ın metresi olduğuna göre. Kızı gizlice takibe başladı. Hı hı. O saatte uyuşturucuyu kime götürüyordu? Niyetim bunu öğrenmekti. Biraz sonra kaldırımın kenarına park etmiş siyah eski model bir araba farlarını iki kere yakıp söndürerek Pınar'a adeta ben buradayım işareti verince kız arabanın yanına gitti. Ve açık camdan içeriye paketleri atarak hızla uzaklaştı. Vay namussuz vay. Ben de ne yapacağımı düşünürken birden siyah araba hareket edip üzerime doğru gelmeye başladı. Anlaşılan Pınar'ı takip ettiğimi anlamıştı. Tabancamı çıkarıp polis diye bağırdım. Ama şoförün umurunda bile değildi. Resmen beni ezmek için üzerime doğru sürdü arabayı. Arabanın plakasını alabildiniz mi bari? Ne gezer. O anda can kaygısına düşmüştüm. Araba sağ bacağımı sürterek kayıplara karıştı. Neyse buna da şükür ölebilirdiniz değil mi? Evet. Bari yürüyebiliyor musunuz? Sadece biraz çekiyorum ama önemli değil. Niye sordunuz? Şu Pınar denen bar kadınını artık sorguya çekme zamanı geldi diyorum. Benimle gelebilecek misin? Tabii. Yılmaz Bey. Hı hı. Dün gece beni öldürmek isteyen o siyah arabanın şoförü kimdi? Tahmin edebiliyor musunuz? Tabii. O keyifçiydi dostum. Vay canına.
Biri bizden önce davranıp konuşmasın diye Pınar'ı susturmuş bile. İki bıçak darbesi vurmuş kıza. Birisi kalbe girmiş. Yazık. Önemli bir şahitti Pınar. Evet. Keşke daha önce harekete geçebilseydik. Önce barmen Vakkas, daha sonra da metresi Pınar. Dur bakayım. O kağıt da ne öyle? Ne oldu Metin Bey? Kızın avucunda bir kağıt var. Size yazılmış bir not bu. Hı? Bakabilir miyim? Buyurun alın. Allah kahretsin. Aşağılık, rezil, adi herif. Ne oldu? Yemin ediyorum. Bu cinayetlerin hesabını soracağım senden. Kimse elimden alamayacak seni. Ne oldu? Niye kızdınız Yılmaz Bey? Keyifçi. Hem kızı öldürüp hem de bana hitaben bir kağıt yazıp kızın avucuna koyuyor. Peki ne yazmış? Bu kızı da sizin yüzünüzden öldürdüm diyor. Eğer onu takip etmemiş olsaydınız kıza dokunmayacaktım demiş. Boşuna uğraşmayın. Beni yakalayamazsınız. İmza keyifçi. Fakat... Hadi son haberler, son haberler. Öldürülen Bart kızının acıklı hayat hikayesi. Son saat, sona vadis akşam. Merhaba Ali. Buyur Yılmaz abi. O ihtiyar topal adamı gördün mü bugün? Gördüm abi. Sabah vapuruyla karşıya geçtim. Peki koltuğunda bir paket var mı? Vardı. Sıkı sıkıya tutuyordu hem de. Tamam, teşekkür ederim Ali. Nereye abi? Emniyete. Eğer o topalı görecek olursan beni hemen cep telefonundan ara Ali. Numarasını biliyorsun değil Merak mi? Merak etme abi, hemen ararım. Tamam. Çalan senin telefonun mu Yılmaz abi? Evet. Kimmiş anlarız. Alo. Cinayet masası amiri Yılmaz Bey ile mi görüşüyorum? Evet benim. Siz kimsiniz? Tanımadın mı? Ben keyifçi. Alayı bırak da ne istiyorsan onu söyle. Boşuna benim kim olduğumu öğrenmeye ve yakalamaya çalışma ahbap. Görüyorsun işte. Benimle uzaktan ya da yakından bağı olan herkesi öldürdüm. Öldürmeye de devam edeceğim. Şimdi de sıra bir başkasına geldi amir bey. Kime geldi? O yanında bulunan küçük muhbire. Senin adamın olduğunu biliyorum. Şu anda da onun yanındasın. Sen benim kim olduğumu bilmiyorsun ama ben seni buradan görebiliyorum. Seni hayvan seni! Eğer seni bir daha o küçük muhbirin yanında görürsem o çocuğu öldürürüm. Anlıyor musun? Hiç acımadan öldürürüm. Ölümüne de sen sebep olmuş olursun. Sen kimsin ha? Dedin ya, keyifçi benim adım ahbap. Bu sana son ihtarımdır. O çocukla seni yan yana görmeyeceğim artık. Alo. Alo. Lanet olsun, kapattı. Ne oldu Yılmaz abi? Hiçbir şey olmadı evlat. Daha bu arada seninle artık işim bitti Ali. Nasıl yani? O topal adamı gözetlemeyecek miyim yani? Hayır. Sen yarından itibaren de gazeteleri artık burada satmayacaksın Ali. Ama Yılmaz abi. Ne diyorsam onu yap Ali. Yarından itibaren Eminönü Meydanı'nda gazete sat. Sakın buralara gelme, tamam mı? Sakın gelme abi. Peki abi. Günaydın Yılmaz Bey. Siz misiniz Gökmen Bey? Günaydın. Hayrola, nereye gidiyorsunuz? Kadıköy'e. Bir ihale işim var da. İyi günler. İyi günler. Kim bu adam Yılmaz abi? Nişanlımın dayı oğlu. Sakın keyifçi bu olmasın. Üstelik cep telefonu da düşüyor. Çikolatalı bir pasta rica edebilir miyim? Tabii. Siz ne istemiştiniz efendim? Ben de bir dondurma isteyecektim. Hemen vereyim. Buyurun, Zambak Pastanesi. Kim? Bir dakika. Zehra, telefona bakar mısın? Geliyorum. Bir dakika efendim. Alo, buyurun, ben Zehra. Ben keyifçi. Siz misiniz? Dinle. Akşam pastaneden çıktıktan sonra açık hava tiyatrosunun oraya git. Saat tam 10'da orada ol. Dikkatli ol, seni kimse takip etmesin. Merak etmeyin, dikkatli olurum. Tiyatronun önünde bir çöp kutusu göreceksin. Sağa sola bakmadan doğru çöp kutusunun yanına git.
İçinde naylona sarılı olan paketi al. İçinde 10 paket eroin vardır onun. Vakit kaybetmeden eroinleri her zamanki müşterilere sat. Anlaşıldı mı? Tamam da parasını size nasıl vereceğim? Hele eroini sat. Parasını sonra telefon açar, bırakacağın yeri söylerim sana. Dikkatli ol Zehra. Sakın bana oyun oynamaya kalkma. Yoksa sonun bakkasla Pınar gibi olur. Sanırım bu kişilerin başına gelenleri gazetelerden okumuşsundur. Biliyorum efendim. Aferin. Unutma. Saat tam 10'da açık hava tiyatrosunun önünde. Namussuz herif. Böyle kurnaz, soğukkanlı ve acımasız bir katil görmedim Metin Bey. Cep telefonundan benim cep telefonumu arıyor ve adımız olan gazete satıcısıyla olan irtibatımı koparmak için çocuğu öldürmekle tehdit ediyor. Haklısın Yılmaz. Adam attığımız her adımı biliyor. Sanki içimizden biri gibi. Planlarımızdan haberdar. Bu iş giderek korkutmaya başladı beni. Özür dilerim. Cinayet masası, ben Yılmaz. Ha, sen misin Ömer, anlat, dinliyorum. Evet. Evet, olabilir. Tamam, takibi al. Yanına birini daha al. Emin olmadan da harekete geçme, tamam mı? Hadi göreyim seni. Ne oldu? Kimdi arayan? Ömer, benim en güvendiğim dedektif. Bütün eski yeni uyuşturucu işi yapanları takibi aldırmıştım. Ömer de Zehra adında bir kadın tezgahların peşindeydi. Kadın pastanede çalışıyor. Az önce kadının biriyle konuştuğunu, konuşurken sarardığını, kekelediğini söyledi. Ben de yakın takibi al dedim. Belki bir şeyler çıkar. İyi düşünmüşsün Yılmaz. Ben de bütün postanelere adam koydurdum. Şüpheli paketleri arattırıyorum. Dün 2 paketten eroin çıktı. Peki paketi postaya verenleri yakalayabilmişler mi? Biri yakalanmış. 12 yaşında bir çocuk. Bu paketi sana kim verdi diye sormuşlar. Çocuk da yaşlı, sakallı, topal bir amca verdi. Postayı atarsan sana 500 bin lira bahşiş veririm demiş adam. Sıraya girip bekleyemem. Yaşlı adamım demiş. Çocuk da hem adama acımış hem de 500 bin lira kazanmak için eroin dolu paketi postaya atmak istemiş. Desene, dönüp dolaşıp yine hep başladığımız yere geliyoruz. Yaşlı, sakallı ve topal bir adam. Yani keyifçiye. Evet. Peki paketleri postayla gönderinin adresi yok muymuş üzerinde? Bildiğim kadarıyla PTT göndericinin adresi olmadan paketleri almaz. Paketlerin üzerinde göndericilerin adresi vardı tabii. Güzel. Peki kimmiş paketleri postaya veren? Birisinde senin annenin adı, soyadı ve ev adresi yazılıydı. Ne? Ya. Diğer paketin üzerinde de nişanlın Suna'nın adı ve adresi vardı. Aman Allah'ım. Görüyorsun ya. Keyifçi resmen alay ediyor bizimle. Bu herif manyak be. Senin dediğin gibi cesur, atak, küstah, acımasız ve kendinden çok emin bir katille karşı karşıyayız. Keyifçi adlı oyunumuzun 3. bölümünü dinlediniz. 4. bölümde buluşmak üzere, hoşça kalın.